kütle niceliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bir cisim dünya ağırlığı kütleye eşittir mi demiş. Kütle değişmeyen madde miktarı her yerde aynıdır. Değişen ağırlıktır arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ağırlık g'nin çarpımı kütle değişmeyen madde miktarı ama yer çekimi değiştiğinden dolayı ne yapıyor? Ağırlık değişmiş oluyor. O yüzden kütleler eşittir. Doğru. Skaler bir büyüklüktür. Evet arkadaşlar kütlenin yönü yok. Ağırlığın yönü var ama kütlenin yönü yok. O yüzden skaler büyüklük doğru. Maddeler için ortak özellikleri demiş. Evet maddelerin 4 tane ortak özelliği var. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı diye. Dolayısıyla kütlede ortak özelliklerden bir tanesi attık. SI birim sisteminde birimi gramdır demiş. SI'deki uluslararası birim sistemi yani. Hayır arkadaşlar SI'de birimi kilogram olmuş oluyor. O yüzden bu yanlış yanlışı bulduk. Temel bir büyüklüktü demiş. Evet arkadaşlar temel büyüklükleri bir hatırlayalım isterseniz. Baş harflerinden akrostiş yapıyorduk. Kısa muz diye söylüyorduk. Burada K dediğimiz kütle I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z de zaman oluyordu. Dolayısıyla temel büyüklüklerden bir tanesi kütle olmuş oluyor. O yüzden cevabımız deniz olacakmış deriz. Kerem boş bir varili sabit debi ile T sıcaklığında su aktan hortumla şekildeki gibi dolduruyor. Buna göre varilde biriken suya ait 1-2-3 nolu grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. Şu burası güzel bilgi. Şu birinci ile başlarsak bakın birinci ne var? Hacim artıyor, kütle de doğru orantı artıyor? Evet, hacim artarken kütle doğru orantılı artar. Yani bir hacim olduğunda bir kütle varsa, iki hacim olduğunda iki kütleye çıkacak. O zaman bu grafik doğru olur, bir. İkincisi, arkadaşlar sabit sıcaklık ve basınç altında Kütle de artsa, hacim de artsa öz kütle ne yapmaz? Değişmez. Yani suyun öz kütlesi 1 ise 1 bardak da alsak öz kütlesi 1 olacak. 10 bardak da alsak öz kütlesi 1 olacak. O yüzden sabit kalmalı ki burada sabit kalmış. Dolayısıyla doğru deriz. Üçüncüye bakarsak üçüncü de hacim artıyor öz kütle de artmış. Hayır. 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak koydukça ne yapmıyor? Özgütle değişmiyor. Değil mi? Ama burada artıyor olarak göstermiş. O yüzden yanlış diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 yani burs olacakmış deriz. K küresi ve L küpünün düşe kesitleri şeklindeki gibidir. Buna göre K ve L cisimlerine ait müceklerin hangilerinin büyüklükleri eşit olabilir diyor arkadaşlar. Bu mantıkla bakalım kimler eşit olabilirmiş. Şimdi dikkat edersek yatay ve yer birbirine paraleller çekilmiş. O yüzden K'nın yüksekliği yani bunun çapı daha doğrusu. Şöyle R, R diyelim. O zaman 2R olmuş oldu çapı. Dolayısıyla L'nin yüksekliğini daha doğrusu bir kenar uzunluğunda 2R kadar olacakmış. O zaman L küpünün hacmi 2R'nin küpünden A küp de bulunuyor çünkü hacmi. O zaman 8R küp yaptı. K küresinin hacmi ise 4 bölü 3 pire küp yapacak. Mesela bu mantıkla bakacak olursak, bakın bunların hacimleri eşit olmalı. Pi ile 3'ün eşit olacağını düşünecek olursak 4 re küp yapmış oldu bunun hacmi. Diğer hacmi 8 re küp. O zaman bunların hacimleri eşit olma şansı yok. Ama eğer aynı maddeden yapıldıysa öz kütleleri eşit olabilir. Değil mi? Ya da kütleler eşit olabilir mi diye soruyor. O zaman tabii özkütlenin eşit olduğunu düşünmeyeceğiz. Hacim küçük olan özkütlesi büyük olursa evet kütleleri de eşit olabilir. Kütle dediğimiz hacimle özkütlenin çarpımı. Kan hacmi büyük, hacmi kan hacmi küçük, L'nin iki büyük. Fakat K'nın özkütlesi büyük, L'nin küçük olursa da çarpımlara eşit olma durumu var olabilir mi diye sorduğu için evet alırız. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani Edirne olacakmış deriz arkadaşlar. Bir öğrenci küp, silindir, dikdörtgenler, prizma şeklinde olduğunu bildiği kalem'e cisimlerin hacimlerini hesaplamak istemektedir. Buna göre öğrenci hacim hesaplamalarında kullanmak için kalem'e cisimleri üzerinde şerit metre kullanarak en az kaçar ölçüm yapmalıdır? O noktası silindirin üst yüzeyinin merkezi olduğu ve pi'nin değeri bilinmektedir demiş. Arkadaşlar birincisi küp olduğu için bir kenarı bilmemiz yeterli. Bir kenarı a dersek hacimini biz A küpte bulacağız. O zaman sadece bir kenarını cetvelle ölçmemiz, şerit metreyle ölçmemiz yeterli. O zaman k için bir ölçüm yeterli diyeceğiz. Silindir için baktığımızda silindirin hacmi taban alanıyla yüksekliğin çarpımıyla bulunuyor. Taban alanı pi çarpı r kare pi zaten bildiğimizi söylüyor. Biz taban yarıçapını ölçersek bir de yüksekliğini ölçeceksek pi kare haçtan dolayı hacmini bulacağız. O zaman taban yarıçapı ve yükseklik dolayısıyla iki tane ölçüm yapmamız hacmini bulmak için yeterli olacak. Üçüncüsü bakın birden farkı şu. Birincisi küp olduğu için bir kenarını bilmemiz yeterli oldu. Ama dikdörtgen prizması ABC kenar uzunlukları. Dolayısıyla ABC'nin üçünü de biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla üç tane ölçüm yapmamız gerekecek. O yüzden de 1, 2 ve 3 olacakmış. Nerede var arkadaşlar? Bursa'da cevabımız B'dir diyeceğiz. Kalınlıklara eşit olan şekildeki kale ve M metal paraları sırasıyla alüminyum, titanyum ve altın metallerinden yapılmış olup bu metallerin özgüdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kale ve M paralarının kütleleri mk, ml ve mm arasındaki ilişki için ne söyleyebilir demiş. Arkadaşlar kalınlıkları eşitmiş. Alanlarını bulursak alanlarıyla hacimleri doğru orantılı olacak. Dolayısıyla hacimle de öz çarpınca kütleye ulaşırız. Çünkü değiştir m bölü v olduğu için buradan m'i yalnız bıraksak, işler dışlar yaparsak hacimle öz çarpımı bize kütleyi verecekmiş deriz. Hadi gelin bakalım. Bunlar daire şekli olduğu için yarıçaplarına bakalım. K'nın yarıçapı 3 birim, L'nin yarıçapı 2 birim, M'nin yarıçapı 1 birim. Dolayısıyla K'nın alanını bulursak pi çarpı R kare pi çarpı 3'ün karesi. L ile devam edersek pi çarpı 2'nin karesi. M'nin 2 ise pi çarpı 1'in karesi. P'ler nasıl olsa üçünde de var. O zaman bunun alanına A diyecek olursak pi çarpı 4'ten dolayı 4 A demek lazım. Pi çarpı 9'dan dolayı buna ise 9 A diyebiliriz. Kalınlıkları eşit olduğundan dolayı alanla kalınlığı çarparsak kenir kesit uzunluğunu o zaman da hacme geçiş yaparız. Dolayısıyla bunun hacmine 9 V ile orantılı diyelim. Kesitleri nasıl olsa aynı. Bunun hacmine 4 V ile orantılı. Bunun hacmine ise V ile orantılı diyelim. Öz kütleleri tabloda verdiği için artık kütleleri bulabiliriz. K ile başlayalım isterseniz. Hacmi 9V dedik. Öz kütlesini tabloda 2.5 vermiş. 5 bölü 2 diyelim ona. L ile devam edersek L'nin hacmine 4V dedik. Tabloda öz kütlesini 4.5-9 bölü 2 vermiş. M ile devam edersek M'nin hacmini biz V bulmuştuk. Öz kütlesi ise 19.5 demiş. Dolayısıyla buradan çarpımları yaparsak 9 kere 5 45 bölü 2'den 22.5 yapar kütle olarak. Bunun kütlesi 4 kere 9 36 bölü 2'den 18 yaptı. Burası ise çarpımı 19.5 yaparmış deriz. Dolayısıyla K'nın kütlesi en büyük olmuş oldu. Sonra M'nin kütlesi sonra ise L'nin kütlesi oldu. O zaman da KML olacakmış cevabımız yani Bursa'da varmış deriz arkadaşlar. Şekil 1'de silindir şeklindeki türdeş A cismi kale doğrultusu boyunca keserek üstteki parçası atılıyor. Buna göre A cismine ait niceliklerden hangileri azalır demiş. Arkadaşlar kütlesini azaltıyoruz değil mi? Hacmini azaltıyoruz. Öz kütle değişir mi? Buraya dikkat. Arkadaşlar bu bir demirden yapıldıysa demirin öz kütlesi 7.87. Dolayısıyla biz kestiğimizde kesilen demirin öz kütlesi yine 7.87 olacak. Değişen bir şey olmayacak ki. Öyle değil mi? Ya da değiştir n bölü v mantığıyla bakacak olursak ya kütlesi n bölü v ise birazdan biz bunu ikiye bölsek kütle de yarıya düşecek, hacim de yarıya düşecek. Oran olarak ne yapmayacak? Değişmeyecek. O yüzden arkadaşlar sıcaklık ve basınç sabitse öz kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Öz kütlesi sabit kalır deriz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani burs olacakmış silindir şeklindeki K ve kesik koni şeklindeki L içlerinde boşluk bulunmayan türdeş cisimlerdir. Buna göre K ve L cisimlerine ait niceliklerin hangileri eşit olabilir demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hacimden başlayacak olursak birincisinin bakın taban alan S yüksekliği 2 aş kadar düzgün katı cisimlerin hacimleri taban alanı çarpı yüksekte bulunuyor. Dolayısıyla silindirde düzgün katı cisim o zaman S çarpı 2 aş olacakmış hacmi deriz. Bakın L'ye bakarsanız kesik koni şeklinde eğer tabanı düz olsaydı şöyle yukarı doğru malzeme olarak tabanı iki yüksekliği haş olup hacimleri eşittir derdik. Ama bakın buralarda malzeme daha az eksiltilmiş. O yüzden de bu hacim iki kez haştan daha küçük olacak. Dolayısıyla hacimleri eşit olmadı. Hacimleri eşit olmadı ama eğer aynı maddeden yapıldıysa öz kütleleri eşit olabilir. Ya da işte K'nın hacmi L'nin hacminden büyük kütleleri eşit olabilir mi diye soruyor. Kütle dediğimiz hacimle öz kütlenin çarpımı. Şimdi K'nın hacmi büyük ama L'nin öz kütlesi DL büyüktür DK ise eğer o zaman da kütleleri eşit olabilir. Çünkü bir hacmi birinin öz kütlesi büyükse çarpımlar eşit olabilir. O yüzden kütle eşit olabilir diyeceğiz. Cevabımız o yüzden 1 ve 3 yani C olacakmış deriz arkadaşlar. A dereceli kabında 800 santimetre küp hacminde su bulunmaktadır. İçlerinde boşluk bulunmayan kahvede cisimleri A kabına bırakılıp şekillerdeki gibi tamamen suya batırıldığında su seviyesi 1000 santimetre çizgisine çıkıyor. Bakın 800'den 1000'e çıkmış her ikisinde de. Buna göre kahvede cisimlerin atlayacakların hangileri birbirinden farklı olabilir demiş. Parmaklar suyun içine girmemektedir diyor. Arkadaşlar sıvı seviyemiz 800'deydi. K cismi batınca 1000'e çıktı. Demek ki K cisminin hacmi 200 santimetre küpmüş diyebiliriz. Çünkü tamam batıyor parmakla girmiyor suyun içerisine. Dolayısıyla sadece orada sıvı yükselten kanlı hacmi olmuş oluyor. L de aynı mantıkla 800'den 1000'e çıktığına göre demek ki hacim olarak 200 santimetre küpmüş. Yani bu iki cismin K ve hacimleri birbirine eşitmiş. Bize farklı olanı soruyor. Dolayısıyla hacim farklı olmadı. Attık bunu. Hacimler birbirine eşitmiş. Özkütle eşit işte olabilir mi diyor. Evet ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Yani parmakla itildiğine göre demek ki özkülleri sıvıdan küçük ama ne kadar küçük bilme şansımız olmadığı için eşit olabilir mi, farklı olabilir mi? Eşit de olabilir, farklı olabilir. Olabilir mi dediği için özgürleri alırız. Kütle farklı olabilir mi diyor. M eşittir. Hacimle özküllerin çarpımı kütleyi veriyor. Evet hacimleri bunların eşit ama eğer özkülleri farklıysa ki öz bilmiyoruz değil mi? Özkülleri farklıysa kütle de farklı olabilir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. Sıcaklıkları birbirine eşit olan türdeş K ve M sıvılarına ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar kütle hacim grafiğinde oran değiştir en bölü V olduğu için kütlenin hacmi oranı bize özgürlüğe veriyor. İsterseniz özgürlüğünü bir yazalım. K için okuma yaparsak okuma yapabildiğimiz yerden bakmak lazım. Bakın 2 en bölü V'den bunun özgürlüğünü 2D diyelim isterseniz. L için istediğimiz yerden okuma yapabiliriz köşegen geçtiği için. 3 en bölü 3 V'den ya da en bölü V 2 en bölü V fark etmez D kadar diyebiliriz. M'nin ise mecburen şuradan okumak mantıklı. M bölü 2 ve yani D bölü 2 diyebiliriz ona. Bu mantıkla gelin bakalım. Birinci yargımızda ne diyor? Boş bir kaba kaleme sıvıların birlikte dökülüp sıvıların birbirine karışmadan denge sağlandığı durumda K sıvısı kabın tabanda yer alır demiş. Arkadaşlar bir kaba farklı sıvıları koyduğumuzda östlesi büyük olan dibe çöker. Mesela K'nın östlesi büyük olduğu için dibe inecek doğru dolayısıyla birincisi. 2. KBL sıvılarından eşit alındığında K'nın kütlesi L'nin 2 iki katı olur demiş. Bakalım isterseniz buraya. M eşittir D çarpı V idi. K ile başlayacak olursak eşit hacimde alıyoruz. V'ye kadar alalım. Öz kütlesi 2 D'ye kadarmış. L için bakacak olursak eşit de aldık. V'ye kadar öz kütlesi D'ye kadarmış. Evet 2 V D'ye oldu. Yani 2 katı kütleye sahip. O zaman ikincisi doğru olmuş oldu. 3. KBL sıvılarının türdeş karışımının öz kütlesi M sıvısının öz kütlesine eşit olabilir demiş. Arkadaşlar, karışımlarla ilgili matematik hesabı müfredatta yok. Yazarımız da yaptırmamış zaten. O yüzden çok güzel bir soru tarzı aslında. Şimdi K ve L'yi karıştırdığımızda karışımın öz kütlesi karışıma giren sıvıların öz kütleleri arasında değer alır. 2D ile D'yi karıştırıyoruz dolayısıyla bakın öyle değil mi? K ile L'yi karıştırıyoruz. 2D ile D'yi karıştırıyoruz. O zaman 2D ile D arasında herhangi bir yerde olacak. D de olmaz, 2D de olmaz. 2D'den büyük ya da D'den küçük olamaz. 1.5, 1.7, 1.3, 1.2 arasında bir değer alacak ama M'nin D bölü 2 bunlardan D'den bile küçük olduğu için olamayacakmış eşit. O yüzden attık üçüncüyü nasılsa cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacakmış deriz. Şekildeki R çaplı K küresi yarısına kadar su ile dolu yüksekliği H olan silindir şeklindeki L kabı ise boştur. K küresinin altına delik açılın içindeki su tamamen dökülüyor ve bu durumda L kabı taşma olmadan tamamen doluyor. Buna göre H kaç R'dir diye soruyor. Arkadaşlar yukarıdaki küremizin hacmini bir yazalım isterseniz. 4 bölü 3 pire küp hacmi var fakat yarısına kadar dolu olduğu için bunu 1 bölü 2 ile çarpalım. Buradaki sıvıyı akıttığımızda altındaki silindirimiz dolacak. Bakın şunun çapı 2 R'ye kadar o zaman alttaki silindirin taban çapı da 2 R olacakmış. Dolayısıyla taban yarı çapı o zaman R kadardır deriz. Bu mantıkla yarı alsak pi çarpı R kare çarpı H olacakmış. Buradan P'lerimiz götürsün, R karelerimiz gitsin, şuradan atalım. Sol tarafta 4 bölü 6 R kaldı, sağ tarafta H kaldı. aşımız yalnız bırakırsak 2 bölü 3 R yaparmış deriz. O da Ceyhan'da var arkadaşlar.